hızlandıracak yerde yargı reformu üzerinde düşünceleri almanın gayretlerini ortaya koysalar ülkemiz için çok daha hayırlı olur. Anlaşılıyor ki yargının adaletin yerine getirilmesinde imkan, hız ve şartları birikmiş dosyaların karşılığını veremiyor. Hükümet tartışma yerine bu sorunu nasıl çözeceğini ortaya koymalı. Ve Yargıtay Başkanı ile Sayın Başbakan bir araya gelerek konuyu değerlendirip Yargıtay'ın ihtiyaç duyduğu talepleri karşılamanın bir yolunu bulmalı. Efendim bir televizyon dizisi var. Muhteşem bir dizi. Çok tartışılıyor. Sizin efendim yani bu konuda siz izlediniz ve yapılan yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? İzlediğini öğreniyorsunuz. Yani İzlediniz mi diyorsunuz? Tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Tepkileri de aslında yavaş yavaş öğrenmeye başlıyor. Şeyde ilk serisinde bir tepkinin ne kadar diyor. Sayın Arınç'ın bir önerisi oldu. Atatürk Koruma Kanunu var ama bizim diğer tarihi büyüklerimize dönüp de geliştirmemiz gerekiyor diye. Doğru mu diyorum verdiğim cevap? Hariç her konuda ülkesel seçimlerle alışkanlık haline getirdi. Hukukun sorumlu başbakan yardımcısı ve devlet bakanı olduğunu unutuyor galiba. Efendim Hizbullah liderlerinin tahliyesi yeni bir havur olarak yorumlanıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Başından beri bir yanlışlığın devamıdır. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi olarak referandum sürecinde ortaya koymuş olduğumuz gizli gündemle bu sürecinin bir bölümü olsa gerektir diye düşünüyorum. Efendim intibak konusundaki mevzuatı açıklar mısınız? İntibak olayı kaldırıldı. Mesela emeklilerin sorunları gündemde halihazırda. Bu konuda neler? Biraz geriye cevap vermeyi düşünüyorsunuz. Hüseyin çok gözüküyor. Tamam. Araba hareket etsin mi lan? Ahmet benim arkadaşım. Benim can arkadaşım.
Onu biliyorum da, bin kez söylüyorum. Yine diyorum, onu çözeceğim. Yani yine şey değil. Yani sizin yakınlığınız, canlılığınız... Biz de biraz zarar veriyoruz. İşte büyüğümüz geldi, telafi ettik, özür diledik sizden. Beklenemek için söylerim. Sağ olun. Girebiliyor musunuz? Evet. Maalesef. Bunlar çirkinlik yapıyor. Çirkinlik yapıyor. Varsa, varsa. Kapımız açık, başlıyorum. Zaten şeysi bozuk diyorsun. Salı günü Sen ne yapıyorsun? Nasıl? Çünkü ince.